Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Candan Erçetin'den Ben Kimim adlı parçayı inceleyeceğiz. Parçayı çıkarabildiğim ölçüde sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Eğer bu dersimiz sizler için faydalı olursa lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Lafı çok fazla uzatmayalım. Parçanın girişindeki introyu iki kez arka arkaya çalıyoruz. İlk ölçüde sadece gitar var, ardından bas ve bateri de buna eşlik ediyor. Introyu size bir kere çalmak istiyorum, ardından nasıl çalındığını anlatacağım. Şöyle başlıyoruz. Dediğim gibi parçanın girişinde bu figürü iki kez arka arkaya çalmanız gerekecek. Şöyle başlıyoruz. Yukarıdaki tablardan siz de takip edebilirsiniz. İşaret parmağım en üst 5. Aslında La minör 7'li formunu basarak başlıyorum. Arpejim La tam 5'si. Ardından buradaki tekrardan Do sesine geliyorum. Sol teli 5. perde oktavına. Sol telini burada ben sağdan orta parmakla çekeceğim. Ama dilerseniz siz pena ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yürüyüşümüz şu şekilde. İlk önce La'dan başlıyoruz. Ardından sol majör formuna geçiyorum. Ancak şu şekilde basmıyorum. İlk aşamada serçe parmağım havada. Kullandığım tellerde zaten serçe yok. Sol, tam 5'si, ardından Si sesine geliyorum. Birleştirsek. Bir sonraki figürde Re minör akoruna geçiş yapıyorum. Buradaki arpejim şu. Burada Re, ardından La'yı tınlattıktan sonra Si telinde 6'dan 5'e plofum var. Şöyle duyuluyor. Yaptıktan sonra üst tel. Serçeyi koyuyorum. 7. Alt tel tekrar 5. Birleştirirsek. Sonrasında Do oktavına gidiyorum. Bundan sonra La ve Re tellerinde 5'i kapatıyorum. Serçe parmağım, dilerseniz burada yüzük de kullanabilirsiniz. Sol teli 7'de. Yaptıktan sonra 5'ten 4'e slide. Burada slide'ı yaptıktan sonra La telinde 8'i kullanacağım. Şöyle duyuluyor. Ardından tekrar La minör pozisyona geçiyorum. Burada ancak bare olarak kullanmayacağım. İşaret parmağımı La 5'te, en üst 5'te kullandıktan sonra Sol 5'e aktaracağım. Şöyle duyuluyor. 5'ten 4'e slide'ım var. Ardından Re teli 5'e. Sonra şimdi buraya kadar yaptıklarımızı bir kere daha tekrarlayacağız, ancak oraya geçmeden önce şu son figürü yaptıktan sonra tekrardan şu pozisyona dönüyoruz. Pardon. Burayı iki kez çalıyoruz. Şimdi baştan sona buraya kadar bir kere yavaşça çalacağım. Şöyle diyor. Bu noktada bana eşlik etmeyi deneyebilirsiniz. Bitirdikten sonra bir kere daha çalmanız gerekecek. Ardından vokal başlıyor. Vokalde az mıyım çok mıyım sözleriyle beraber ilerlememiz, kullanmamız gereken yürüyüş de şu şekilde arkadaşlar. Aldıktan sonra parçanın ritim kısmına geçeceğiz. Yaptığımız yürüyüş aynı akorlarda gerçekleşiyor. La minör akorunu ilk önce basıyorum. Arpejimi yukarıdan takip edebilirsiniz. Her biri 8'lik nota şeklinde. Burada 8 tane vuruştan oluşuyor.
telleri sırayla konuşacak olursak mi, la, re, la ilk tur. İkinci tur mi, la, sol, re. Yani yaptıktan sonra sol majöre geçiyorum. Burada sol, daha doğrusu la, mi, la tellerinden sonra ardından sol, re kullanacağım. Sonrasında re minör akoruna geçiyorum. Buradaki arpejim de la, re, si, sol olacak şekilde. Şimdi buraya kadar olanları bir yavaşça birleştirelim. Yaptıktan sonra tekrar la'ya çıkıyorum. La'da aynısını yapacağım. Ardından sol majör akoruna geliyorum. Burada kullanacağım tartım diğerlerinden birazcık farklı. Burada bu şekilde bir yürüyüş yapmamız lazım. İlk önce sol majör akorunu yerleştiriyoruz. Arpeji yukarıdan takip edebilirsiniz. Yaptıktan sonra orta parmağımı kaldırıyorum. Diğer parmakları sabit tutabilirsiniz. İşaret parmağımı sol 2 la notasına koyuyorum. Sol 2 ve R5 arasında şunu çalıyorum. Ardından sol 2'den boşa klof. Şöyle duyuluyor. Buraya kadar yaptıklarımızı birleştirirsek yapılanları da arkadaşlar iki tur arka arkaya çalmanız gerekecek. Bu partı da bitirdikten sonra hiçlikler içinde kanayan yürek sözleriyle beraber ritim atacağımız bir kısım devreye giriyor. Burada yapacağımız ve kurgulayacağımız akor yürüyüşü ve ritim şu şekilde duruyor arkadaşlar. Bir kere çalacağım, ardından anlatacağım detaylı bir şekilde. Son iki akorum. Yoksa sözleriyle beraber fa majör ve mi minör akorlarıyla bitiriyorum. Şimdi burada kullandığımız akor yürüyüşü şu şekilde. La minör 7 ile başlıyorum. İsterseniz bunları normal formda basabilirsiniz. Ancak ben burayı 7'lilere çeviriyorum. La minör 7'yi bastım. Ardından mi minör kullanacağım. Re minör. Tekrar mi minör. Re minör. La minör. Sol majör, re minör, fa majör tek vur, ardından mi minör tek vur şeklinde ilerleyecek. Tipik ritmim aslında Van, Ankara, İzmir, Ankara. Van, Ankara, İzmir, Ankara. Ancak bu şekilde tamamını çalarsanız çok robotik duyulacaktır. Yani şunu yapmayın. Bunu yaparken sol elden bazı noktalarda parmaklarınızı klavyeye basıp çekin. Birazcık dead notları yakalamaya çalışın. Yani şöyle duyulmasın. Bu değil de biraz daha funky bir hava katabilirsiniz. Bu şekilde kulağa daha iyi gelecektir. Şöyle başlıyorsunuz la minör 7'den. Yaptıktan sonra mi'ye geliyorum. Aynısı mi minör 7'li. Re'ye geldim aynısı. Şimdi mi'ye geldiğimde Van Ankara'yı buraya, İzmir Ankara'yı tekrardan re minöre böleceğim. Şöyle duyuluyor. Yaptıktan sonra tekrardan la minöre çıkıyorum. Sol majöre geldim. Tekrar re minöre geldim. Yaptıktan sonra fa majör yoksa. Şimdi burada fa majör normal basabilirsiniz. Ben mi minörü basarken en alt 3'ten sol sesini tekrar ekliyorum. Bu akor formunu bozmuyor. Mi minör zaten bileceğiniz üzere mi sol si seslerinden oluşuyor.
Burada Candan Erçetin vokalde bana kalırsa solü çok kuvvetli bir şekilde verdiği için sesini tizleştirdiği noktada gitardan bunu eşlik etmek, aynı notayı tınlatmak ayrı bir hava katıyor olarak düşünüyorum. İsterseniz burayı fa majör, mi minör çalabilirsiniz ancak ben fa majör, mi minör olacak şekilde solü en alt üçten ekleyerek tekrardan çalıyorum. Şimdi bu kısmı bir kere çaldıktan sonra ritim kalıbına tekrar dönüyorsunuz. Sadece sonda fa mi geçişi olmadan aynı kalıbı çalıyorsunuz. İkinci turdayız şu anda. Parti çaldıktan sonra geçimsizim bugünlerde sözleriyle beraber farklı bir arpej yürüyüşümüz devreye girecek. İlk yaptığımızdan birazcık farklı tartım olarak akor yürüyüşünü anlatacağım. İlk yaptığımız akor yürüyüşüyle de aynı değil. Çünkü burada biz la minör, sol majör, fa majör ve mi minör üzerinden bir yürüyüş yapacağız. Buranın nasıl çalındığını size bir kere dinletmek istiyorum. Ardından detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle başlıyoruz. Yaptığımız yürüyüş şu arkadaşlar. İlk önce la minör yedili formunu bastım. Arpejim mi, la, sol. İlk kez arka arka sonra sol majör formu. Ardından fa majör. Sonra mi minöre geçiyorum. Burada mi, la, sol, mi, la, sol, re çalıyorum. Mi, la, sol, mi, la, sol, re. Bir birleştirelim. Yaptıktan sonra aşina olduğunuz yürüyüşü tekrar ekleyeceğiz. Şunu yapıyoruz. Ardından bunu çaldıktan sonra başlangıca geri dönüyoruz. Aynısını yapıyoruz. Kısmı da çaldıktan sonra aslında arkadan lead yürüyüşünü yapıldığı bir yürüyüş var. Burayı lead'i ayrı bir şekilde göstermeyeceğim. Arpejin içine yedirerek anlatacağım. Şimdi sizlere bir kere çalmak istiyorum. Ardından nasıl çalındığını detaylı anlatacağım. Yaptığımız yürüyüşe çok benziyor. Aslında aynısını kullanıyoruz. Sadece fazladan nota ekleyip ekstradan vibrato olarak ekleyerek çalıyoruz. La minör formülüyle giriş yapıyorsunuz. Burada teller sırasıyla mi 5, la 7, sol 5. Sol 5'te vibraton var. Ardından sol majör. Burada sol majörde vibratoyu sol teli 4'te kullanıyorum. Si notasında. Ardından re minöre geliyorum. Burada bu kalıbı çaldıktan sonra si teli 6-5 pull-off, sol teli 7, si teli 5, sol teli 5. Şöyle duyuluyor yani. Buraya kadar olanları birleştirelim. Ardından şuna geçiyoruz. Burada işaret parmağımla la ve re tellerini 5'i kapatıyorum. Sol teli 7, 5, 4, 5 ardından la teli 8. Sonrasında la minöre geri dönüyorum. Şunu çalıyorum.
Bu sonda kısmı iki kez yapıyoruz yine. Slide yaptıktan sonra R5, R7. Şimdi baştan sona burayı bir birleştirirsek şöyle duyuluyor arkadaşlar. Parçayı burada bitiriyoruz çünkü bu noktadan sonra yapacaklarınız tekrardan aynısı. Biz şu anda 2 dakika civarında bir kısmı çaldık. Geri kalan 2 dakikalık kısımda da aynı yürüyüşler söz konusu arkadaşlar. Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmından bize ulaştırmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki en kısa sürede sizlerle iletişime geçiyorum. Ayrıca bu video sizlere bir şey kattıysa lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Ayrıca bizim ekip olarak çalışma motivasyonumuzu da ciddi derecede artırıyor. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.